Merhaba sevgili izleyenler. Umre'ye giden yol bu haftada karşınızda. Bir haftayı geride bıraktık. İnşallah hayırlı, güzel, mutlu bir hafta geçirmişsinizdir sevgili izleyenlerimiz. Geçen haftadan bu yana programımıza yine yüzlerce katılım istekleri geldi. Gelen istekleri gördükçe bizler de morallendik, sevindik. Ve yine izleyenlerimizi Kabe ile buluşturmak için geçtik kamera karşısına ve başladık Umre'ye giden yol yarışma programımıza. Yoğun ilginiz için çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Bu öyle bir yarışma ki size araba, daire, para vesaire hediye etmiyor. Bu yarışma size bir yolculuk hediye ediyor. Bu öyle bir yolculuk ki hayatınızın anlamını bulabileceğiniz bir yolculuk. Yarışmamızın adından da anlayacağınız gibi Umre'ye giden yol bu programdan geçiyor. Yeni izleyenlerimiz için nasıl bir yarışmamız var? Hemen sizlerle paylaşalım, açıklayalım. Öncelikle Yeni Akit gazetemizi düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor. Zira yarışmamıza katılım Yeni Akit gazetemizden seçilmiş herhangi bir soruya doğru cevap vermenizle gerçekleşecek. Yarışmamıza katılmak isteyen izleyenlerimiz katılma isteklerini 0541 349 6446 nolu hattımıza WhatsApp veya SMS ile ad, soyad ve hangi ilden katıldıklarını belirten bir mesaj yazarak bildirebilirler. Her hafta katılmak isteyenlerin arasından seçeceğimiz izleyenlerimize Yeni Akit gazetemizin o günkü nüshasından bir soru soracağız. Doğru cevap veren izleyenlerimiz yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Peki, yarışma nasıl olacak? Çok basit bir formatımız var. Size İslam tarihi, Efendimizin hayatı gibi konularda 7 tane soru yönelteceğiz. Her soru için 10 saniye süreniz olacak. 7. yani son soru hariç bir soruyu pas geçme hakkınız olacak. Bu 10 saniye içinde doğru cevabı bilmeniz durumunda bir sonraki soruya geçeceğiz. Ve 7 soruya doğru cevap vermeniz neticesinde sizi çekilişsiz kurasız Kabe ile buluşturacağız. Evet sevgili izleyenler, hazırsanız Umre'ye giden yol başlıyor. Umre'ye giden yol bu programdan geçiyor. Siz de katılın, sizin de yolunuz Umre'ye ulaşsın. Sevgili izleyenlerimiz, bugün programımızın ilk yarışmacısı şu an telefon attığımızda Fatma Taşkıran hanımefendi Ankara'dan katılıyorlar. Fatma Hanım hoş gelmişsiniz yarışmamıza. Hoş bulduk. Hayırlı günler diliyoruz. İyi günler. Efendim daha önce hiç hacca gitmek, umreye gitmek kısmet oldu mu? Hiç oralarla buluştunuz mu? Oldu mu acaba? Evet oldu. Oldu çok güzel. En son ne zaman mübarek topraklardaydınız? 97'de hacca gittim. Evet. 2011'de de Ramazan Ümresi'ne gittim. 2011'de. O zaman yine birkaç sene üzerinden geçmiş ve oraların özlemi anladığım kadarıyla burnunuzda tütüyor. İnşallah Allah kavuştursun diyelim. Amin inşallah sizlerin sayesinde. İnşallah. Fatma Hanım hazırsanız yarışmamıza hemen başlamak istiyoruz. Tamam. İlk sorumuz geliyor. Hangisi, sayacaklarımdan hangisi dinimizin sembollerinden biri olamaz? Sayacaklarımdan... Anlamadık şeyi. Ses çok az geliyor. Biraz daha yüksek sesle. Tekrar ediyorum. Hangisi, sayacaklarımdan hangisi dinimizin sembollerinden biri olamaz? Olamaz. Evet. A şıkkı Kabe, B heykel, C besmele yazılı levhalar, D tesbih. Süreniz başladı. Heykel olmaz diyorsunuz dinimizin sembolü. Hemen ilk soruda daha zamanımızın bitmesine bayağı bir zaman varken cevap veriyorsunuz ve biz de ekrana bakıyoruz şu anda acaba doğru cevap mı diye. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz Fatma Hanım. İlk doğru cevabımızı aldık. Kaldı 6 sorumuz. 6 soru sonra inşallah sizi Umre'ye, Kabe ile buluşmaya yollamayı istiyoruz hep birlikte. İkinci soru geliyor efendim. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Dinimize göre sayacaklarımdan hangisi temiz olmamızın nedenlerinden biri değildir? Evet. A. Sağlıklı olmak. B. Toplumda saygı görmek. C. Su ve sabun kullanmak.
D. Allah'ın ve meleklerin sevdiği bir kul olmak. Süremiz başladı. C şıkkı. C şıkkı, yani su ve sabun kullanmak diyorsunuz. Evet. Biz de hemen ekranımıza bakıyoruz. Acaba bakıyoruz doğru cevap mı C şıkkı? Dinimize göre hangisi temiz olmamızın nedenlerinden biri değildir? Su ve sabun kullanmak dediniz. Ve biz de ekrana bakıyoruz. Ve doğru cevap, tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz Fatma Hanım, ikinci doğru cevap geldi. Çok güzel gidiyorsunuz. Bu arada hatırlatalım. Önümüzdeki sorulardan bir tanesi, şayet bilemeyeceğiniz bir soruysa, yedinci ve son soru haricinde o soruyu pas geçelim, bir başka soruyla değiştirelim deme hakkınız var. Bunu da buradan duyurmuş olalım Fatma Hanım. Geçiyoruz üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz şu. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz döneminde yazanlara ne ad verilir? Peygamberimiz döneminde yazanlara Kur'an-ı Kerim'i ne ad verilir? A. Sahabe, B. Muhacir, C. Vahiy katibi, D. Ensar. Süreniz başladı. Vahiy katibi. Vahiy katibi diyorsunuz. C şıkkını işaretliyorsunuz. Biz de ekrana bakıyoruz. Süremiz doldu. Ve ekranda da doğru cevabı görüyor muyuz acaba? Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C şıkkı vahiy katibi mi acaba? Doğru cevap. Doğru cevap. Üçüncü doğru cevabımızı da aldık. Çok güzel gidiyorsunuz Fatma Hanım. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz şu. Hangisi orucu bozmaz? Hangisi orucu bozmaz sayacaklarımdan? A. İftar vakti girdi zannederek bir şey yemek içmek. B. Oruçlu olduğunu bile bile yiyip içmek. C. Ağza veya burna çekilen suyu yutmak. D. Unutarak bir şey yiyip içmek. D şıkkı, unutarak bir şey yiyip içmek. D şıkkı diyorsunuz dördüncü soruda. Biz de ekrana bakıyoruz. Süremiz bir yandan doldu. Siz çok daha erken bir şekilde cevabı verdiniz. Ve hangisi orucu bozmaz sorusunun cevabı D şıkkı diyorsunuz. Unutarak bir şey yiyip içmek. Bakıyoruz ekranımıza ve görüyoruz ki doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Dört doğru cevabımız var. Fatma Hanım. 5, 6, 7 Allah'ın izniyle Umre'ye gidiyoruz. İnşallah. Heyecanlanıyoruz biz de sizin adınıza. Sizde heyecan nasıl acaba? Ben 2 gündür uyumuyorum. Dün gece hiç uyumadım. Elimin bitti şimdi sinirden. Sinirlerim bozuldu. Efendim aman dikkatli dinleyelim. Aman dikkatli dinleyelim. Soruları zira 10 saniyelik süremiz var. İnşallah bundan sonraki sorularımız biraz zorlaşıyor çünkü. 5. soru geliyor Fatma Hanım. Cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre imamın dışında en az kaç kişinin olması gerekiyor? A 2 kişi, B 3 kişi, C 5 kişi, D 1 kişi. 3 kişi. Süremiz başladı. 3 kişi diyorsunuz, yani B şıkkını seçiyorsunuz. Süremizin bitmesine yine bayağı bir zaman kala seçtiniz. Tebrik ediyoruz. Ve cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre imamın dışında en az bakalım kaç kişi olması gerekiyormuş. Ekranımıza bakıyoruz ve doğru cevap B şıkkı 3 kişi. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz Fatma Hanım. Harika gidiyorsunuz. 6 ve 7 kaldı geriye. Eğer 6 ve 7. sorularımızı da doğru cevaplarsanız işte Umre'ye giden yol bugün programımızda daha ilk yarışmacımızda açılıyor olacak. Altıncı sorumuz geliyor. Sayacaklarımdan hangisi yanlıştır? Yanlıştır. Dikkatli dinleyelim, şıkları sayıyorum. A. Haccın belirli bir zamanı vardır. B. İhrama giren hacılar ihramdan çıkana kadar vücutlarından saç sakal tırnak kesemezler. C. Bir sene içinde ancak bir defa hac yapılabilir. D. Şeytan taşlama haccın farzlarından biridir. D şıkkı. Hangisi yanlıştır diyoruz? Siz de D şıkkını, yani şeytan taşlama haccın farzlarından biridir. Bu yanlıştır diyorsunuz. Süremiz doldu, ekrana bakıyoruz. Acaba doğru cevap mı var? Acaba doğru cevap mı var? Ve
doğru cevap geliyor mu diye baktığımızda ekranda doğru cevabımızı görüyoruz. Tebrik ediyoruz. Geldik son soruya Fatma Hanım. Final sorusundayız. Final sorusundayız ve bu final sorusu pas geçemeyeceğimiz bir soru. Dolayısıyla inşallah bilirsek yarışmamızın ilk bugünkü katılanı ve kazananı olmuş olacaksınız. Lütfen dikkatli dinleyelim. Zira çok önemli bir andayız. Zira bu soruyu bilirsek inşallah umreye gidiyoruz. İnşallah. Fatma Hanım sorumuz geliyor. Arapça 200'e yakın ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen kaç resmi dilden birisidir? Arapça 200'e yakın ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen kaç resmi dilden birisidir? A 8, B 25, C 6, D 32. Bu soruyu pas geçemiyoruz. Son soru çünkü. Arapça 200'e yakın ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen kaç resmi dilden birisidir? Bir yandan süremiz de başladı. 8 mi, 25 mi, 6 mı, 32 mi? Cevabı almamız lazım artık, sona erdi süremiz çünkü. D şıkkı 32 diyorsunuz. Bakalım ekrana 32 mi? Son derece heyecanlı bir andayız. Arapça 200'e yakın ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen kaç resmi dilden birisidir? 8 mi, 25 mi, 6 mı, 32 mi? Ekrana bakıyoruz hep birlikte. Şayet bu soru doğru cevapsa Fatma Hanım inşallah umreye gidiyor. Sevgili izleyenler, çok heyecanlı bir an. Çok 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 dikkat ediyoruz. Ve ekrana bakıyoruz, acaba Umre ile buluşturacak mıyız Fatma Hanım'ı? Ve baktığımızda görüyoruz ki ne yazık ki efendim. 6 olacaktı doğru cevap, C şıkkı Fatma Hanım. Fatma Hanım son soruda eğlendik. Çok güzel yarıştınız, tebrik ediyoruz. İnşallah tekrar Allah kısmet olsun size Umre ile Kabe ile buluşmanızı. İnşallah size... Bugünün bir hatırası olarak bir kitap armağanımız var. Naçizane Bendeniz'in kaleme almış olduğu meşhurlardan Kabe Anıları. Kabe'yi ilk gördüğünde kitabını da inşallah adresinize yollayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi günler. Umre'ye Giden Yol yarışma programına katılmak için Yeni Akit gazetemizi günlük olarak mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Gazetemizi takip edin ve 0541 349 6446 nolu WhatsApp numaramıza adınızı, soyadınızı ve ilinizi yazıp yollayın. Gelen başvurular arasında yapacağımız kurayla belirlenen kişileri arayıp o günkü Yeni Akit gazetesinin içinden bir soru yönelteceğiz. Bilen okuyucumuz yarışmamıza katılmaya hak kazanacak. Haydi 0541 349 6446 nolu hattımıza WhatsApp mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Umre'ye Giden Yol programımız devam ediyor. Yeni bir yarışmacımızla karşınızdayız. Bu sefer Konya'ya gidiyoruz. Konya'dan Metin Köse Bey şu an telefon hattımızda. Metin Bey selamünaleyküm, hayırlı günler olsun. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlere de hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz. Konya'mıza selam olsun. Konya'dan da Akit TV'ye çok selamlar. Eyvallah. Efendim, daha önce mübarek topraklara gitmek kısmet oldu mu? Oralarla buluştunuz mu hiç Metin Bey? Şu ana kadar nasip olmadı. İnşallah sizin sayenizde, İnşallah. Vesilenizde gideceğiz inşallah. Vesile olmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz inşallah. Bakalım... 7 sorumuzu doğru cevaplamanızın neticesinde sizi Kabe ile buluşturabilecek miyiz? Mübarek topraklarla kavuşturabilecek miyiz? Hazırsanız başlayalım yarışmamıza Metin Bey. İnşallah hazırım, buyurun. Haydi bismillah, ilk sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi? Biraz sonra sayacaklarımdan hangisi? Namaz ibadeti için yapılması gereken temizliğin ismidir. A. Yüzü yıkamak. B. Ayakları yıkamak. C. Abdest. D. Banyo yapmak. Süremiz başladı. Metin Bey, hangisi namaz ibadeti için yapılması gereken temizliğin ismi? Yüz yıkamak mı, ayak yıkamak mı? C şıkkı.
Abdest diyorsunuz. Evet. C şıkkı abdest diyorsunuz. 10 saniyelik süremizin neredeyse 8-9. Saniyesinde cevap verdiniz. Bundan sonraki cevap vermelerinizde bunu hatırlatayım. 10 saniye süremiz var Metin Bey. Ve doğru cevap C mi? Birinci sorumuzun hemen ekrana bakıyoruz. Ve görüyoruz ki tabii ki C şıkkı doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Ve birinci soruyla başladık. Birinci doğru cevabımızı aldık. Kaldı 6 tane. Haydi bakalım emin adımlarla yürüyelim. İkinci sorumuz şu. Sayacaklarımdan hangisi dinimizce haramdır? A şıkkı dinlenmek. B emeğe dayanmayan kazanç. C çalışmanın karşılığını almak. D tevekkül etmek. Süremiz başladı. B şıkkı emeğe dayanmayan kazanç diyorsunuz. Hangisi dinimizce haramdır sorusunun cevabında. Bakalım B şıkkı mı? Emeğe dayanmayan kazanç mı? Ekrana bakıyoruz ve görüyoruz ki doğru cevap. Tebrik ediyoruz Metin Bey. İkinci doğru cevabımızı da aldık ve üçüncü soruya geçiyoruz. Hatırlatalım. Önümüzdeki sorulardan bir tanesinde şayet bilemediğiniz bir soru olursa o 10 saniyelik süre zarfı içerisinde Metin Bey bu soruyu pas geçelim deme hakkınız var. Ta ki 7. ve son soru dışındaki sorular için. Bunu da hatırlatmış olalım ve 3. Evet. soruya geçiyoruz. Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir? A. Çevre temizliği. B. Manevi temizlik. C. Elbise temizliği. D. Beden temizliği. Süremiz başladı. Manevi temizlik diyorsunuz. B şıkkını işaretliyorsunuz. B şıkkını seçiyorsunuz. Maşallah daha süremizin yarısı gelmeden cevap verdiniz. Çok güzel gidiyorsunuz Metin Bey. Ve doğru cevap mı hemen bakalım ekranımıza? B şıkkı manevi temizlik. Doğru cevap, tebrik ediyoruz. 3 doğru cevabımız var. Çok güzel gidiyoruz. Yolun yarısına geldik. Evet. Yani şu anda uçakla Hatay'ın üzerinde falanız. Neredeyse yarı yola geldik. İnşallah devamını getirelim. Medine'ye, Mekke'ye ulaşalım inşallah Metin Beyciğim. İnşallah. Hadi bakalım. Gelsin 4. sorumuz. Nazarın mahiyetini ortaya koyan ayetlere istinaden müminler kendilerini nazardan korumak için hangi sureleri okurlar? A. Fatiha. B. Sübhaneke. C. Felak ve Nas. D. Kafirun. Süreniz başladı. Felak ve Nas sureleri. Felak ve Nas suresi diyorsunuz. C şıkkını seçiyorsunuz. Biz de hemen ekrana bakıyoruz. Müminler nazara istinaden hangi ayetleri okurlar? Seçilenlerin arasından seçtiğimizde sorduk ki siz de C şıkkını dediniz. O da doğru cevaptı. Tebrik ediyoruz dolayısıyla. 4. doğru cevabımızı almış olduk. Elhamdülillah, bunu da atlattık. Bunu da atlattık. Geliyoruz doğru. Mekke'ye, Medine'ye doğru gidiyor uçağımız. Haydi bakalım 5. soru. Hatay'ı geçtik şu anda. Efendim? Hatay'ı geçtik mi şu anda? Geçtik. Şu anda aşağı yukarı Suriye'nin üzerindeyiz falan. O doğru gidiyoruz, o tarafa doğru. Tamam. Evet, şimdi efendim geliyor 5. soru. İnanç esaslarının temelini teslis inancı oluşturur. Teslis, üçlü tanrı inancı demektir. Teslisin unsurları baba, oğul ve kutsal ruhtur. Bu sözünü ettiğimiz din hangi dindir? A. İslam dini. B. Hristiyanlık. C. Yahudilik. D. Budizm. Süreniz başladı. Hristiyanlık. 5. soru. Güzel geldi, kolay geldi. B. Hristiyanlık dediniz. Biz de ekrana bakıyoruz. Hristiyanlık mı? Cevap doğru cevap, tebrik ediyoruz. 5 doğru cevap. 6-7. 2 soru kaldı Metin Bey. 2 soru kaldı ve inşallah uçağımızın tekerlekleri Mekke'ye, Cidde'ye daha doğrusu iniyor olacak. Belki de önce Medine'ye gideriz, belli mi olur? Oraya gidelim de bir şekilde, nasıl gidersek gidelim, değil mi Metin Bey? Evet, inşallah. Efendim geliyor şimdi 6. sorumuz. Aman heyecanımızı kontrol edelim. Dikkatli dinleyelim, süreye riayet edelim, doğru cevabı verelim. Pas geçebileceğiniz son soru bu. Zira 7. soruyu pas geçemiyoruz, hatırlatmış olayım. Evet. Soru şu. Allah'ın koyduğu toplumsal yasalara ne denir?
A kader, B külli irade, C tevekkül, D sünnetullah. Sünnetullah. Sünnetullah D şıkkı diyorsunuz. Daha zamanımız da varken cevabı hemen veriyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Çok da güzel efendim yarışıyorsunuz ve biz de doğru cevaba bakıyoruz ve sünnetullah doğru cevap. İşte yine 7. soruya geldik. Az önceki izleyenimizle birlikte de 7. soruya gelmiştik. Ama ne yazık ki 7. soruda eğlendik. Şimdi sıra sizde. İnşallah doğru cevabı bilin. İnşallah bugünkü ilk umreyi kazanan izleyenimiz siz olun. Metin Bey, sorumuz geliyor. Sorumuz geliyor ve sorumuz şu. Kur'an-ı Kerim ayetleri ilk kez nerede indirilmiştir? Uhud Dağı'nın Hira Mağarası'nda, A şıkkı, B şıkkı Nur Dağı'nın Sevr Mağarası'nda, C Uhud Dağı'nın Sevr Mağarası'nda, D Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda. Süremiz başladı. B şıkkı. D şıkkı Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda diyorsunuz. Evet. Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda mı bakalım? D şıkkını işaretlediniz. Ve yine çok heyecanlı bir andayız. Efendim az önce yüreğimiz böyle Fatma Hanım için attı. Hadi inşallah dedik ama 7. soruda ne yazık ki hediyemizi verememiştik. Şimdi Metin Bey sizin için heyecanlanıyoruz. Sizin için diliyoruz. İnşallah 7. soru D şıkkıdır sizin seçtiğiniz gibi. Ve bu sorunun neticesinde inşallah sizi mübarek topraklarla buluşturuyor olacağız. Bakalım ekranımıza i̇nşallah. Acaba doğru cevap mı? Acaba doğru cevap mı? Bakıyoruz ve sizi tebrik ediyoruz. Sizi tebrik ediyoruz Metin Bey. Allah kabul etsin şimdiden. Yedinci soruyu da doğru cevaplandırdınız ve Umre'ye Giden Yol programının bugünkü ikinci yarışmacısınız. İlk kazananısınız. Tebrik ediyoruz ama bir Allah sizden olsun. Sizden istirhamımız var Metin Bey. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. İnşallah. Bakın Akit TV izleyenleri adına da söylüyorum bu dileğimizi sizden. İnşallah Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğünüzde Akit TV izleyenlerini, ekibimizi de duanızdan eksik etmeyiniz inşallah. İnşallah inşallah onları da duamıza dahil edelim inşallah hayırlısıyla. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi çekim alanınızı arttırsın inşallah. Amin, amin. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı amin. Günler diliyoruz efendim. Allah kabul etsin şimdiden ibadetinizi. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yaşlı inşallah başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Umre'ye Giden Yol yarışmamızda bugün ikinci izleyenimiz, ikinci katılımcımıza Umre'yi vermek kısmet oldu. Sevinçliyiz. Bugün de Umre'ye giden bir yarışmacımız oldu. Bugün de Umre ile, bugün de Kabe ile, bugün de Medine ile buluşan bir yarışmacımız oldu. Bundan sonraki dakikalarda da olacak mı? Hep birlikte biraz sonra göreceğiz. Sevgili izleyenler, yarışma programımıza nasıl katılıyorsunuz? Hemen hatırlatalım. Öncelikle Yeni Akit gazetemizi düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor. Yeni Akit gazetemizi düzenli olarak takip edenler lütfen şu işlemi yapsınlar. Efendim bir telefon numarası veriyorum şimdi ki ekranda da gözükecek. Bu telefon numarasına dilerseniz WhatsApp üzerinden, dilerseniz bizzat SMS kısa mesajla mesaj yollayınız. Adınızı, soyadınızı ve hangi ilden mesaj yolladığınızı 0541 349 6446 bu numaraya dilerseniz WhatsApp üzerinden, dilerseniz kısa mesajla SMS ile mesaj yollayınız. Gelen mesajlar arasından yapacağımız çekilişle İzleyenlerimize ulaşacağız. Kanal yönetici arkadaşlarımız size ulaştıktan sonra size Yeni Akit gazetemizin o günkü nüshasından bir soru soracaklar. Bu soru kolay bir soru. Mesela bugünkü manşetimiz ne? Mesela bugün 5. sayfamızdaki köşe yazarımızın köşesinin başlığı ne? Gibi o anda gazetemizin elinizde olduğunu aynı zamanda kanıtlayacağınız ve gazetemizden bu soruya muhatap olduğunuzda doğru cevap verebileceğiniz kolay bir soru. Bu soruya doğru cevap verdiğiniz andan itibaren yarışmamıza katılmaya hak kazanıyorsunuz demektir. Ve ardından yarışmamızı gerçekleştireceğiz. 7 sorumuza doğru cevap vermişseniz az önce Metin Bey gibi sizin için de Umre'ye giden yol açılmış olacak. Evet, Akit TV izleyenleri haydi telefon başına,
Haydi Yeni Akit gazetesi takipçileri, lütfen WhatsApp'la ve SMS ile belirtmiş olduğumuz, ekranda da şu anda görmüş olduğunuz numaramıza mesajlarınızı yollayınız. Katılma isteklerinizi belirtiniz, yarışmamıza katılınız. Umre'ye giden yol devam ediyor. Mübarek topraklara gitme özlemi çekenler, bu yarışma sizin için. Soruları doğru cevaplayın, çekilişsiz kurasız Umre'ye gidin, Akit TV ekranından ayrılmayın. Sevgili Akit TV izleyenleri, Umre'ye giden yol programı devam ediyor. Kısa bir reklam arası vermemiz lazım. Reklamlardan hemen sonra heyecanlı bir şekilde Umre'ye giden yol programında bakalım Umre ile hangi izleyenlerimizi buluşturacağız? Bakalım Kabe ile kimleri kavuşturacağız? Az sonra. Sevgili izleyenlerimiz, Umre'ye giden yol devam ediyor. Bu sefer İstanbul Bahçeli Evler'deyiz. İstanbul Bahçeli Evler'den Eşref Sağırlı. Efendim hoş gelmişsiniz yarışmamıza. Hoş bulduk efendim. Hayırlı günler olsun Eşref Bey. Hayırlı günler, teşekkür ediyorum. Efendim, mübarek topraklarla daha önce buluşmak kısmet oldu mu Eşref Bey? Oldu bir sefer. Oldu. Ne kadar zaman geçti üzerinden? 6. aydaydı. 6 ay falan oldu. 6 ay. Oo, daha çok taze. İnşallah. Taze ama bana bayağı uzun oldu. Değil mi? Bir de şöyle derler Eşref Bey. Yani bir defa gittikten sonra hiç gitmeden ki istekten daha fazla bir istek uyanıyor. Daha fazla bir iştiyak oluyor. O yüzden doğru. Anlayamazlar deriz biz. O hiç gitmemişler. Ya bu niye böyle her sene gidiyorlar diyenler hiç gitmemiş olanlardır. Bir defa gittikleri evet, zaman bunun karşılığını anlarlar diyoruz. Siz de buna katılıyor musunuz? Doğrudur. Ben de o gidenlere bazen şey yapıyordum. Niye bu kadar çalışıyorlar ama ben de gittikten sonra ya. Anladım oranın şeyini. Değil mi? Allah tekrar kavuştursun efendim. İnşallah. İnşallah da yarışmamız vesilesiyle kavuşmuş olursunuz. İnşallah. Yarışmamızda sorularımız hazır. Müsaitseniz, evet şu an hazırım diyorsanız biz de başlayalım yarışmamıza. Başlayalım. Hadi bakalım bismillah. Bismillah. İlk soru geliyor. Temizlik nokta 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 yarısıdır. İmanın. Peygamberimizin bu sözünde boş bırakılan yere hangisi gelmektedir? Ben şıkları sayayım. Kur'an'ın, sağlığın, imanın, mutluluğun diye. İmanın. Saydım. Siz C şıkkı imanınız. Zaten daha şıkları duymadan bile cevap verdiniz. İyi de cevap verdiniz. Doğru cevabı verdiniz. Tebrik ediyoruz. Birinci doğru cevabımızı aldık Eşref Bey. Emir adımlarla ikinci soruyla devam ediyoruz. Haydi bakalım ikinci soru. Mümin olan insanlar ağırlıklı olarak ne zaman amin derler? A. Besmele'den sonra. B. Ezandan sonra. C. Sohbetten sonra. D. Duadan sonra. Duadan sonra. Duadan sonra dediniz. Hemen daha sürenin başında seçtiniz. Ve biz de ekrana bakıyoruz. Ve diyoruz ki Allah inşallah bütün dualarımızın sonunda şöyle canı gönülden amin diyelim. Allah dualarımızı kabul etsin. Doğru cevabımızı da aldık. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz bakalım bizi nasıl karşılıyor. Hangi ibadet yapılış yönüyle diğerlerinden farklıdır? A şıkkı sadaka, B zekat, C fıtır sadakası, D namaz. Süre başladı. D'yi anlayamadım. D şıkkı namaz efendim. Tamam. Sadaka, zekat, fıtır sadakası, namaz. Namaz diyorum. Namaz diyorsunuz. Biz de hemen D şıkkını işaretlediğinizi görüyoruz. Ekranımıza işliyoruz ve bekliyoruz. Bakalım namaz mı? Üçüncü sorumuzun doğru cevabı da geliyor Eşref Bey. Tebrik ediyoruz. Namaz doğru cevap. Kaldı şurada 4, 5, 6, 7. 4 sorumuz kaldı. 4 soruyu bilirsek Eşref Bey inşallah Kabe ile buluşacağız tekrar. Daha 6 ay olmuş siz ayrılalı ama Allah tez zamanda kavuşturacak. Çok İnşallah. Tekrar gelmek için dua ettiniz herhalde. Bayağı bir dua ettim. İnşallah hayırlı olacak. Eyvallah. Hadi bakalım. Dördüncü sorumuz gelsin. Bu arada şu hatırlatmayı yapayım. 4, 5, 6. sorulardan bir tanesi
o 10 saniyelik süre zarfı içerisinde baktığınız zor geldi. Cevap veremeyecekseniz o 10 saniyelik süre zarfı içerisinde bu soruyu geçin deme hakkınız var. Sadece 7. soruda yok. 4, 5, 6'da bu soruyu pas geçiyorum deme hakkınız var. Bunu da hatırlatayım ve 4. soruyu soruyorum. 4. sorumuz şu. Kimlere fıtır sadakası verilir? Kimlere fıtır sadakası verilir? A. Yoksul olan babaya. B. Yoksul olan dedeye. C. Yoksul olan anneye. D. Yoksul olan kardeşe. Süre başladı. D. Yoksul olan kardeşe. D. Yoksul olan kardeşe. D. Şıkkını seçtiniz. Biz de ekrana bakıyoruz. Ve fıtır sadakası kimlere verilir dedik. Siz de D şıkkı dediniz. Yoksul olan kardeşe. Doğru cevap. Doğru cevap. 4. soruda gitti. 5'e geldi sıra. Haydi 5'te gelsin doğru cevabımız. Geliyor soru. Gerekli önlemleri alıp sonra Allah'a güvenmek hangi kavramla ifade edilir? A. Tevekkül. B. Tefekkür. C. Teessür. D. Tedbir. Süre başladı. Soruyu bir daha alabilir miyim? Gerekli önlemleri alıp sonra Allah'a güvenmek hangi kavramla ifade edilir? Tevekkül mü, tefekkür mü, teessür mü, tedbir mi? Biz cevap almam lazım. Değişebilir miyiz? Süremiz bitti ne yazık ki. Bir şık almam lazım. Herhangi bir şıkkı söyleyin. A şıkkı diyorsunuz. Evet. Tevekkül diyorsunuz. Evet. Tevekkül diyorsunuz. Süremize dikkat edelim özellikle. Bu sorudan sonraki sürelere de özellikle dikkat çekiyorum. A şıkkı tevekkül, gerekli önlemleri alıp sonra Allah'a güvenmek hangi kavramla ifade edilir demiştik. A şıkkı doğru cevap, tebrik ediyoruz. 5 doğru cevap. 5 doğru cevap oldu. 6 ve 7. doğru cevabımızı aldığımız takdirde inşallah Kabe ile buluşacağız Reşref Bey. Süreye çok dikkat edelim. Süreye çok dikkat edelim. 10 saniyelik süre zarfı içerisinde eğer bilemeyecekseniz hemen pas deyin. Hemen pas deyin ki hakkımız yanmasın. Şimdi geliyor 6. sorumuz. Hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? Soruyu anladık mı? Anladım. Hangisi değildir? A. Hazreti İbrahim. B. Hazreti Yunus. C. Hazreti Şit. D. Hazreti Adem. Süre başladı. Hangisi değildir suhuf gönderilen? Hazreti Yunus diyorsunuz. İşaretliyoruz ekranımızda ve 6. soruya bakıyoruz. Hazreti Yunus mu acaba doğru cevap? B şıkkı mı acaba doğru cevap? Doğru cevap, tebrik ediyoruz. 6. soru da geldi. Çok güzel gidiyoruz Eşref Bey. Günün ikinci umresi belki sizin için gelmiş olacak. Artık son soruya geçiyoruz. Son soruda pas geçme hakkımız yok. Bu soruyu doğru cevaplandırmamız lazım. Biraz uzun bir soru. O yüzden tane tane okuyacağım. Okuduğum andan itibaren süre başlıyor olacak. Lütfen süreye dikkat edelim. Zira tam finaldeyiz şu anda. 7. ve son sorumuz. Tamam. Sayacaklarından hangileri haccın farzlarındandır. Sayacaklarımdan hangileri haccın farzlarındandır? Saydıkça aklınızda tutun. Tamam. 1. Tavaf etmek. 2. Şeytan taşlamak. 3. İhrama girmek. 4. Arafat'ta vakfe yapmak. 5. Say etmek. Bunlardan hangileri farzlarıdır? A. 2 ile 5 mi? Yani tavafla say mı? B. Tavaf, İhrama girmek, Arafat'ta vakfe yapmak mı? C. Tavaf yapmak ve şeytan taşlamak mı? D. Şeytan taşlamak, Arafat'ta vakfe yapmak ve say etmek mi? Süremiz başladı. İhramla olan çık, hatırımda kalmadı. İhrama girmek ve diğeri. İhrama girmek ve tavaf etmek mi diyorsunuz? Evet. Süremiz de tam bitti. İhrama girmek ve tavaf etmek dediniz. Bakalım doğru cevap mı? Siz 3 ile 1'i seçtiniz. Gerçi 3 ile 1 sadece tek başına bir şıkkımızda yok. Ama
Ben saydıklarımın arasından olanları size söyleyeceğim ve bakalım doğru cevabı vermiş misiniz? Tavaf etmek, ihrama girmek farzlarındandır. Şeytan taşlamak, Arafat'ta vakfe yapmak, say etmek farzlarından değildir demiş olduk. Ekrana bakıyoruz ve ekranımız diyor ki tavaf etmek, evet bildiniz. İhrama girmek, evet bildiniz. Bir de Arafat'ta vakfe yapmak farzlarından olacaktı haccın. Ne yazık ki bunu söyleyemediniz. Eşref Bey, son soruydu. Son soruydu. Allah inşallah tez zamanda tekrar kavuştursun. Her ne kadar 6 ay olmuş daha ama tez zamanda inşallah kavuşmak kısmet olsun. Size bir hediyemiz var. Bugünün hatırası olarak naçizane ben Deniz'in kaleme almış olduğu meşhurlardan Kabe anıları. Kabe'yi ilk gördüğümde, Türkiye'nin önde gelen simalarının Kabe-i Muazzama ile buluştukları anda, Kabe'yi ilk gördüğünde hatıralarını anlattıkları bir kitabımız. Bunu adresinize yollayacağız kabul buyurursanız. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler sağ olun. Sevgili izleyenler, Eşref Bey ile son soruda kaldık. Son soruda takıldık. Onu da bilseydik bugünün ikinci izleyeni Umre ile buluşuyor olacaktı. Hayırlısı olsun diyelim. Beraberliğimiz devam ediyor. Umre'ye giden yol Akit TV ekranlarında sürüyor. Umre'ye giden yol bu program sizleri ötelere götürüyor. Umre'ye Peygamber Efendimizin dizi dibine götürüyor. Siz de katılın, siz de Umre ile buluşun. Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında Umre'ye giden yol programımız devam ediyor. Günün dördüncü yarışmacısı telefon attığımızda şu anda İstanbul Esenler'e bağlanıyoruz. Hasan Özkaya. Hasan Bey hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun. Size de hayırlı günler. Efendim, daha önce Kabe ile kavuştuk mu? Hacca, yok. Umre'ye gitmek kısmet oldu mu? Şimdiye kadar nasip olmadı. İnşallah şimdi nasip olur. İnşallah. Bizim de temennimiz, duamız inşallah bugün bu vesileyle sizi Kabe ile buluşturalım. Bir umre ibadetine, bir umre seyahatine yollayalım. Hazırsanız i̇nşallah. Başlıyoruz. Tabii hazırım, buyurun. Haydi bismillah. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuz şu. Esirgiyen, bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelen cümleye ne denir? A şıkkı besmele, B dua, C ezan, D öğüt. Süremiz başladı. Besmele mi, dua mı, ezan mı, öğüt mü? Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Süremiz besmele. Son saniyede besmele dediniz. Aman ha Hasan Bey, süremize dikkat edelim. 10 saniyelik süremiz çok önemli. 10 saniye içerisinde cevabı vermemiz lazım. İlk doğru cevabımızı alıyor muyuz diye ekrana bakıyoruz. Besmele doğru cevap tabii ki. Tebrik ediyoruz Hasan Bey. Bir doğru cevapla ilk sorumuzla başladık. İkinci soruya geçiyoruz. Şunu hatırlatayım. Yedinci soru hariç sorularımızı baktınız bilemeyeceksiniz soruyu duyduğunuz anda. Hemen o 10 saniyelik süre geçmeden bu soruyu pas geçmek istiyorum deme hakkınız var bir kere. Bunu da hatırlatmış tamamdır. Olayım. İkinci soru tamam. Geliyor. Sayacaklarımdan hangisi namaz abdestiyle temizlenen yerlerden değildir? A ağzımız, B kollarımız, C dizlerimiz, D ayaklarımız. Süremiz başladı. Dizlerimiz. Dizlerimiz diyorsunuz, C şıkkını işaretliyorsunuz. Biz de geçiyoruz, bakıyoruz ekranımıza. Acaba dizlerimiz doğru cevap mı? Tabii ki doğru cevap Hasan Bey, tabii ki doğru cevap. İkinci doğru cevap da geldi. Geçiyoruz üçüncü soruya. Haydi bakalım bismillah. Adım adım Kabe'ye doğru ilerliyoruz. İnşallah peşi sıra gelsin doğru cevaplarımız. Hangisi, sayacaklarımdan hangisi Allah'ın istediği olur anlamında söylediğimiz bir sözcüktür? Allah'ın istediği olur. A. Maşallah. B. Allah rahmet eylesin. C. Allah şifa versin. D. Bismillah. Süremiz başladı. Maşallah. A şıkkı maşallahı işaretledik ekranımızda. Allah'ın istediği olur manasında
Bakalım doğru cevap maşallah mı? Abi iki maşallah. Maşallah diyoruz size efendim. Üçüncü doğru cevabı da alıyoruz. Maşallah, barekallah. Allah nazardan saklasın. 4, 5, 6, 7. Kaldı 4 soru. 4 soruyu bildiğimizde inşallah Kabe ile buluşuyoruz. Ve 4. sorumuz ekranımızda. Abdesti olmayan bir kişi sayacaklarımdan hangisini yapamaz? A şıkkı namaz kılamaz. B Kabe'yi tavaf edemez. C Kur'an tutamaz. D hepsi. Süremiz başladı. D hepsi. D hepsi diyorsunuz. Ekranımıza bakıyoruz. Namaz kılamaz, Kabe'yi tavaf edemez, Kur'an tutamaz. Hepsinin cevabı tabii ki hepsi. 4 doğru cevap oldu. 4 doğru cevap oldu. Harika gidiyorsunuz Hasan Bey. 4 doğru cevabımızı aldık. 5. soruya doğru yelken açıyoruz. Ve 5. soruda bizi şu karşılıyor. Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderdiği ve uymamızı istediği kurallar bütününe ne denir? Cümlesindeki nokta nokta denir cümlesindeki boşluğa hangisi yazılması uygun olur? Din mi denir? A şıkkı. B davranış mı denir? C ahlak mı denir? D ibadet mi denir? Süre başladı. Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderdiği ve uymamızı istediği kuralların bütününe din dedir dediniz. Doğru mu duydum? Doğru. A şıkkı yani. Bakıyoruz ekranımıza. 5. sorunun doğru cevabı acaba A şıkkı mı? Acaba din mi? Tabii ki A şıkkı. Tabii ki din. Tebrik ediyoruz. 5 tane doğru cevap oldu Hasan Bey. 6 ve 7. Neticesinde Kabe ile buluşmak. Haydi bakalım. Geliyor 6. soru. Geliyor 6. soru. O da şu. Sayacaklarımdan hangisi döneminde Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir? A. Hazreti Ali, B. Hazreti Osman, C. Hazreti Ebubekir, D. Hazreti Ömer. Süremiz başladı. Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir diyorsunuz. C şıkkını işaretliyorsunuz. Maşallah daha süremiz varken de böyle hemencecik cevabınızı veriyorsunuz. Biz de ekrana bakıyoruz ve görüyoruz ki 6. sorumuzun sondan bir önceki sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Hazreti Ebubekir doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Yine finale geldik. Bugün çok değişik bir yarışma yaşıyoruz. Hasan Bey, sizden önceki yarışmacılarımızla da iki yarışmacımızla finale geldik. Kısmet olmadı. Bir yarışmacımıza umreye gitmeyi Cenab-ı Allah nasip etti. Vesile olduk. Bugünün 4. yarışmacısısınız ve siz de finale kaldınız. Şimdiki İnşallah. Soruyu doğru cevaplarsanız inşallah bugün 2. kazananımız olacaksınız. Hep birlikte Umre'ye Giden Yol programımızda sizi de inşallah Umre'ye uğurlayacağız. Son sorumuz İnşallah. Geliyor. Dikkatli Buyurun. Dinleyelim. Artık bu soruyu pas geçme hakkımız yok. Süreye riayet edelim ve inşallah doğru cevabı bilelim. Kabe ile buluşalım. Geliyor sorumuz. İnşallah. Kabe'de erkeklerle kadınların yan yana cemaat olarak namaz kılabilmesi durumu ne ile açıklanır? A şıkkı Dürrül Muhtar, B şıkkı Red'ül Muhtar, C Uyunül Besair, D Niyet. Süremiz başladı. Biraz zor bir soru. Hak veriyorum. Belki bir tahmin edebilirsiniz. Hangi şık? C şıkkı. C şıkkı. Uyunül Besair dediniz. Haydi bakalım. Uyunül Besair mi C şıkkı? Acaba doğru cevap mı? Yine çok heyecanlıyız. Bugün zaten tansiyonumuz çıktı Hasan Bey. Az önce söylediğim gibi bütün yarışmacılarımız finale kadar geldiler. 4 yarışmacımızın ikisini finalde ne yazık ki elendiğini gördük. Bir yarışmacımıza verdik umremizi. İkinci yarışmacımız siz olursunuz eğer şu andaki doğru cevapsa söylediğiniz. Gerçekten bugün tam manasıyla bir adrenalinli bir yarışma oldu. Çok heyecanlandık ve şu anda da bu heyecanı yaşıyoruz. Haydi bakalım ekrana bakıyoruz.
Kabe'de erkeklerle kadınların yan yana cemaat olarak namaz kılabilmesi durumu ne ile açıklanır dedik. Siz C şıkkı dediniz, uyunul vesair dediniz. Ekranımıza bakıyoruz, ekranımıza bakıyoruz, bakıyoruz. Ne yazık ki, ne yazık ki Dürül Muhtar olacakmış efendim. A şıkkımızmış doğru cevap Hasan Bey. Hasan Bey siz de ne yazık ki finalde kaldık, finalde kaldık. Ama bugünün hatırası olarak bir hediyemiz var Hasan Bey size. Naçizane bendenizin kaleme almış olduğu meşhur simaların Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğü andaki hatıralarını anlattıkları Kabe'yi ilk gördüğümde kitabını adresinize göndereceğiz inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olasınız. Allah Kabe ile buluştursun inşallah. Amin amin cümlemiz inşallah. Sağ olasınız. Sevgili izleyenlerimiz yine finalde kaldık. Dedim ya bugün tansiyonu çok yüksek bir yarışma oldu. Bugün de dört tane finalistimiz oldu. Bir tane umre hediye edebildik. Bakalım. Önümüzdeki inşallah programlarda kimlere umreye hediye edeceğiz? Kimlere umreye götüreceğiz? Akit TV ve Yeni Akit Gazetesi vesilesiyle. Umreye Giden Yol yarışma programına katılmak için Yeni Akit gazetemizi günlük olarak mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Gazetemizi takip edin ve 0541 349 6446 nolu WhatsApp numaramıza adınızı, soyadınızı ve ilinizi yazıp yollayın. Gelen başvurular arasında yapacağımız kurayla belirlenen kişileri arayıp o günkü Yeni Akit gazetesinin içinden bir soru yönelteceğiz. Bilen okuyucumuz yarışmamıza katılmaya hak kazanacak. Haydi 0541 349 6446 nolu hattımıza WhatsApp mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Umre'ye Giden Yol yarışma programımız bu haftada sona erdi. Özellikle istirham ediyoruz. Yeni Akit gazetesini takip edenler, Akit TV ekranlarını takip edenler, lütfen şu an ekranımızda görmüş olduğunuz telefon numarasına yani 0541 349 6446 bu numaraya WhatsApp'tan veya SMS ile katılmak istediğinizi belirten bir mesaj atınız. Adınızı, soyadınızı ve hangi ilden mesaj yolladığınızı yazmanız yeterli. Bu numaraya WhatsApp'tan veya SMS'den mesaj yollayınız, katılmak isteğinizi belirtiniz. Gelen mesajlar arasından yapacağımız çekiliş neticesinde siz değerli izleyenlerimize telefonla ulaşacağız. Ulaştığımız gün size o günkü Yeni Akit gazetemizin nüshasından bir soru soracağız. Bu kolay bir soru olacak. O günkü manşetimiz ne? Ya da o günkü 5. sayfadaki köşe yazarımızın başlığı ne? Gibi kolay bir soruyu soracağız. Doğru cevap vermeniz neticesinde yarışmamıza katılmaya hak kazanacaksınız. Yarışmamıza katıldığımız zaman da izlediğiniz gibi 7 tane sorumuza doğru cevabı vermeniz neticesinde çekilişsiz kurasız Umre ile buluşacağız. Bugün bir izleyenimizi buluşturduk. İnşallah önümüzdeki programlarda daha nice izleyenlerimizi buluştururuz. Çok çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hayırlı günler diliyoruz.